Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. 73 sorumuz için hazır mısınız? Hazırım. Harika. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Ben doçent doktor Amra Adrovic Yıldız, çocuk romatoloji uzmanıyım. Harika. Kaç yaşındasınız? 41 yaşındayım. Nerelisiniz? Aslında Karadağlı Boşnak'ım. Karadağ doğumlu Boşnaklardan. Kaç yıldır tıpla ilgileniyorsunuz? Güzel bir soru. Düşünmem lazım bununla ilgili. 6 sene tıp, sonra işte 4 sene pediatri, sonra 3 sene yanında. Ne yaptı? 13 artı işte 2-3 sene, 15 yıldır tıpla uğraşıyorum. Evet. Harika. Hangi liseden mezunsunuz? İşte ben Sarajevo 1. Gimnazyum mezunuyum. Hangi tıp fakültesini bitirdiniz? Sarajevo Tıp Fakültesi. Tıp fakültesinin en keyifli yanı neydi? En keyifli yanı, yani ben aslında basic şeyleri çok seviyordum, yani basic dersleri. İşte ilk 2 yıl çok keyifliydi benim için. İşte anatomi, histoloji, patoloji, patofizyoloji, çok yeni bir dünyayı keşfettim. Evet. Ve gerçekten çok zevk aldım. Çok güzel. Aileler genellikle çocuklarının doktor olmasını isterler. Sizin aileniz seçmenizde etkili oldu mu? Çok etkili olmadı aslında. Yani yok, ben sadece tıba karşı bir merak vardı, çok merak ediyordum. Bir de ben bilim çok seviyordum, bilim aslında çok hoşuma gidiyordu. Ondan seçtim, yoksa başka çok beni etkileyen kimse olmadı aslında. Tıpta sizi etkileyen olmadı yani? Yok. Öyle mi? Peki. Uzmanlığınızı nerede yaptınız? Pediatri uzmanıyım ben. Hı-hı. Uzmanlığımı Cevapbaşı Tıp Fakültesi'nden aldım. Kaç yıl sürdü? O da 4 yıl sürdü. Peki tıp fakültesinin ilk yıllarında hangi branşı düşünüyordunuz? İlk başladığımda ben daireyi çok seviyordum. Daire çok hoşuma geliyordu. Çok geniş, bir sürü onun alt şeyleri var. Evet, en çok daireye hoşuma geliyordu başta. Pediatri seçmenizde sizi kim etkiledi? Pediatri aslında klinik derslere geçince pediatriyi görme fırsatım oldu işte. Çocukları çok yani sevmeye başladım. Bir baktım yani çocuklar çok tatlı. Hasta da olsa sempatik olur her zaman çocuk. Bir de iyileşince çok mutlu oluyor. Hem çocuk hem siz, o beni şey yaptı, mutlu etti. Ben pediatriyi seçmeye karar verdim. Çok güzel. Pediatride ne gibi alt dallar var? Bir sürü yan dalı var pediatride. Mesela benimki çocuk romatoloji. Ama işte çocuk immunoloji, alergoloji, nefroloji, nöroloji, yeni doğan ayrı, adolesan ayrı, pediatrik yoğun bakım ayrı, bir sürü yan dalı var. Peki çocuk romatoloğu olarak en sık karşılaştığınız hastalık grubu nedir? Güzel. Zaten bizim sorunumuz en çok artık biliyorsunuz eklem iltihabı. Zaten en sık görülen romatolojik hastalık kronik juvenil idiopatik artrit. En çok ben de onları görüyorum. Ayrıca Türkiye'de ayrı bir durum var. Türkiye'de DFMF diye bir hastalık var. Genetik bir hastalık. İşte hastaların büyük kısmı DFMF aynı zamanda. Peki. Sizi çocuk romatoloğu olmakta etkileyen ya da ilerlemenizde etkili olan biri oldu mu? Tabii ki oldu. Esas en önemli kişi herhalde profesyonel hayatımda Özgür Kasap Çopur. Bu Cerrahpaşa'daki mentorumdu ve çok şey öğrendiğim bir adam benim için. Hem tıpla ilgili, hem tabii ki romatoloji ilgili, hem hayatla ilgili. Onun için çok etkileyen ve çok katkısı olan bir hoca. Harika. Benim için. Peki doktorlar neden pediatrik romatolojiyi, yani çocuk romatolojisini seçmeli? Güzel bir soru. Açıkçası ben niye seçtim mesela? Romatoloji çok nadir, ilgilenen çok az kişi var. Beni esas etkileyen Özgür Hoca'ydı tabii ki. Ama niye seçsinler? Çok az uzman var bu konuda ve ihtiyaç çok bir kere. İkinci, çocukların çok ciddi ağrıları var ve gerçekten siz yardımcı olabilirsiniz. Ve bu çocukların ağrılarını yok edebilirsiniz. Evet. Bir de eklem fonksiyonları, yaşam kalitesini artırabilirsiniz. Bu çok önemli bir nokta bence. Evet. Neden seçmemeliler? Bir neden yok bence yani. Ben onlara bir neden bulamıyorum. Yok. Ve çok güzel. Çok keyifli bir alan yani. Kariyerinizde en müteşekkir olduğunuz kişi kim? Tabii ki ailemin çok önemli rolü var. O zaten benim tartışmasız bir konu ama yine yani Cerrahpaşa'da işte pediatri bölümünde bir Özgür Kasap Çopur hocam. Bir de pediatri bölüm başkanı Haluk Çopuraş. Herhalde benim için çok önemli ve beni çok destekleyen iki kişi olarak söyleyebilirim. Şimdi de biraz günlük rutininiz hakkında konuşalım isterseniz. Tamam, ben biraz bir kalkayım. Olur. Değiştiriyoruz madem. Bu arada bu benim işte muhabbetten. Aslında buraya gelince işte.
Muayene oluyorlar. Burası işte muayene masası görüyorsunuz. Pediatri olduğu için böyle oyuncaklarımız da var. İşte çocuklara gösteriyoruz. Önce biraz sohbet ediyoruz çocuklarla. İşte oyuncak gösteriyoruz, rahatlatıyoruz. Sonra muayeneye geçiyoruz. Harika. O zaman normal bir gününüz nasıl geçiyor? Ya benim normal bir günüm aslında büyük kısmı yine çalışarak geçiyor. İşte erken geliyoruz biz hastaneye. Evet. Hastaları işte muayene. Önce vizit yapıyoruz. Yatan hastalara bakıyoruz erkenden. Sonra polikliniğe gelen hastalara bakıyoruz. İşte onun dışında sürekli hastalar mail atıyor ve mesaj gönderiyorlar. Cevapları yazıyoruz. Sonuçlara bakıyoruz. Bir de bu klinik şey bitince işi, yani klinikle ilgili bizim bilimsel tarafımız da var. Sürekli devam eden klinik çalışmalarımız var. Onlara da zaman ayırmaya çalışıyorum. İşte makale okuyorum, makale yazmaya çalışıyoruz işte bu şekilde. Harika. Doktorların uzun saatler çalıştığını hepimiz biliyoruz. Evet. Siz haftada ortalama kaç saat çalışıyorsunuz? Ya hesaplamam lazım, hiç düşünmedim ama diyelim ki 8'den 5'e kadar zaten en az çalışıyorum her gün. Ne yapıyorum? O zaman 9 saat değil mi? Evet. 8-9 saat, haftada 5 gün. Bir de cumartesi de çalışıyoruz biz işte yarım gün. Kaç yapıyor? Siz daha iyi çaldığınız için benden 50 saat civarı çalışıyorsunuz. Yine bazen akşamüstü toplantılar oluyor. İşte toplantılara katılıyoruz. Yani ben şöyle bir şey diyebilirim size. Benim tamamen boş bir günüm yok. Yani pazar boş gibi görünüyorsa da mutlaka ya bir şey okuyorum ya toplantıya katılıyorum. Onun için yani tam %100 boş bir günüm yok. Peki günde kaç saat uyuyorsunuz? Evet, o bizim bence büyük eksiğimiz ve herhalde her doktorun bir sorunu. Evet. Yani az uyuyorum. Yani yetersiz bence. Yani herhalde 5 maksimum 6 saat. Evet. Gece insanı mısınız, gündüz mü? Aslında ben gündüz insanım aslında. Bana kalsa ben erken edip erken kalkarım ama her zaman mümkün olmuyor ama gündüz insanım. Yani çok. Uzun bir günün ardından nasıl rahatlarsınız? Ya benim bir ailem var, çocuklarım var. İşte benim en mutlu olduğum anlar onlarla geçirdiğim aslında zaman. Yani işte kimse aramadı, sormadı, beni rahatsız etmedi, beni çocuklarımla yalnız bıraktı anlar işte onlar. Peki. Bir gün içinde birden fazla hastayla ilgilendiğinizi biliyoruz. Hastalarınıza yani ailelerine en sık verdiğiniz tıbbi tavsiye nedir? Düşünmem lazım. En son hangi tavsiye veriyorum? Sakin olmaları, beklemeleri ve bu şikayetleri, bu ağrıları geçeceğini söylüyorum. Evet. Pediatri ile ilgili bilinen en büyük yanlışlardan biri nedir? Pediatride çok yanlışlıklar, çok bir sürü var. Biz hep kırmaya çalışıyoruz. Mesela onlardan biri ateş çok tehlikeli bir durum. Ateş olunca çocuk havale geçirecek diye korkuyor mesela. Veya işte antibiyotik kullanırsa antibiyotiğe alışır çocuk diye bir korku var. Veya diş çıkınca ateş çıkıyor gibi bir durum var. Bunlar hepsi yanlış bilgiler mesela. Peki hasta dosyalarını tamamlamak ne kadar vaktinizi alıyor? Ben genel olarak onu simultan yapmaya çalışıyorum. Hasta geldiğinde muayene sırasında aynı zamanda hem hastayla konuşuyorum hem o sırada biz online yapıyoruz. Yani sistem üzerinde yapıyor. Artık eski dosya şey kalmadı yöntemi. İşte genelde muayene sırasında yapmaya çalışıyorum. Yani çok fazla vaktimi almıyor açıkçası. Harika. Peki hastayı tedavi etme öncesi ve sonrası nasıl ilerliyor? İşte romatolojik hastalıklar olunca çok ciddi problemler olabiliyor çocuklarda. İşte ekleme ağrıları, eklemede şişlik, yürüme bozukluğu gibi. Biz çok güzel yanıtlar alıyoruz ve çocuklar gerçekten çok rahatlıyor ve ağrılara geçmiş oluyor. Eklem fonksiyonları düzeliyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Çok, çok güzel bir yanıt alabiliriz gerçekten hastalardan. Bu bizi çok motive ediyor gerçekten. Harika. Kendinizi rüyanızda hastaları tedavi ederken gördüğünüz oldu mu? Yok, öyle bir rüyam hiç olmadı. Düşünüyorum da yok. Ben bambaşka rüyaları görüyorum. Ben tıptan bağımsız böyle daha çok hani başka ülkeler, başka dünyalar daha çok yani. Rüyalarım da öyle şeyler daha çok geliyor. Peki aileniz sık sık tıbbi sorular sorar mı? Çok. Yani bütün aile, hem aile hem akrabalar hem komşular. Sadece Türkiye'de şimdi Bosnalı olunca bir sürü akrabam yurt dışında yaşıyor. Yani onun için beni hani bütün şeyden Bosnalılar genelde beni ararlar işte. Problem olunca çok sık. Peki boş zamanlarınızda yapmaktan zevk aldığınız bir şey var mı? Boş zamanda yani aslında çok sıradan bir insan gibi yani çok sıkıcı bir hayatım olabilir sizin için. Öyle düşünüyorsunuz ama ben kitap okumayı tabii ki çok severim. Film izlemeyi bir de seyahat etmeyi çok seviyorum. Kesinlikle.
O zaman birazcık dolaşmaya ne dersiniz? Tabii ki ya. Bir bahçemize tamam. Çıkalım, biraz hava alalım. Olur. Evcil hayvanınız var mı? Yok. Çok istiyorum. Çocuklarım da çok istiyor ama bakamayacağız diye korkuyoruz. Evet. Onun için yok yani. Şu an yok ama çok isterdim açıkçası. Harika. Peki en sevdiğiniz yemek nedir? En sevdiğim yemek boşnak olduğum için boşnak oraya. Kesinlikle çok katılıyorum. Peki en sevdiğiniz sağlıklı atıştırmalık? Sağlıklı atıştırmalık yoğurt. Yok. Peki sağlıksız atıştırmalık? Sağlıksız atıştırmalık cips, kola severim tabii ki. Şimdi de kısa kısa olan birkaç sorumuza geçiyorum. Tabii ki. Kahve mi, çay mı? Kahve, her zaman boşnak kahvesi. Evet, tatlı mı, tuzlu mu? Tuzlu. Peki gazete mi, dergi mi? Gazete. Dizi mi, film mi? Film. Yaz mı, kış mı? Kış. Peki hafta içi mi, hafta sonu mu? Hafta içi. Doğa yürüyüşü mü, sahil mi tercih edersin? Doğa yürüyüşü. Apple. Peki basılı mı, dijital kitap mı? Basılı tabii ki. Instagram mı, Facebook mu? Facebook. Bu yaşlı olduğumu gösteriyorum herhalde. Hayır tabii ki. Dışarıyı mı, evi mi tercih edersin? Evimi. İstanbul'da yaşamıyor olsanız nerede yaşamak isterdiniz? Sarayva. Gençlerim Sarayva herhalde. Yakınlarda seyahat etmek istediğiniz yeni bir yer var mı? Var, Roma. Roma'ya hiç gitmedim. Roma'yı çok görmek istiyorum. Tamam. Hangi tarz müzik seversiniz? Hangi tarz müzik seversiniz? Müzik, pop severim. Pop ve rock severim. Sosyal medyayla aranız nasıl? İyiyim, fena değilim. Küçükken ne olmayı düşünüyordunuz? Öğretmen olmayı çok isterdim. Rock severim. Peki tıp fakültesinde okumasaydınız şu an ne yapıyor olurdunuz? Ben şey olmak isterdim, rehber, yani seyahat rehberi çok isterdim. Çok güzel. Yapabilirdim dediğiniz başka bir uzmanlık var mı? Ya ben modayı çok seviyorum. Ha şey mi, uzmanlık mı yoksa evet, şey evet, tıp uzmanlık. Dışı mı? Uzmanlık, dahiliyeci olabilirdim bence, dahiliye güzel. Asla yapamazdım dediğiniz var mı? Kadın doğum. Öyle mi? Evet. Öğrencilik yıllarında... bugüne sizin için unutulmaz olan bir vaka var mı? Birkaç tane var. Birkaç tane gerçekten hep aklımda. Peki bu uzmanlığın en zor yanı nedir? Çocuk romatolojinin en zor yanı bazen hasta çok geç gelmiş oluyor size. Evet. Geç ulaşıyor ve artık sizin yapabileceğiniz çok fazla bir şeyiniz kalmıyor. Ciddi eklem fonksiyonu kopulmuş oluyor. Evet. Bu çocuğa çok bir şey yapamıyorsunuz. O çok üzücü bir anne çocuk. Evet. Kaldığı hasar işte yürümesine engel olabiliyor. O sizi çok üzebilir. Uzmanlığa hazırlanmak için bir tıp öğrencisi neler yapmalı? Maalesef çok çalışmalı. Bu bir gerçek. Evet. Doktorlara çocuk romatoloğu olmaları için nasıl ilham verirdiniz? Çocuk romatoloğu olmak için düşünmem lazım. Yani bence eğer gerçekten çocukların mutluluğunu sağlamak istiyorsanız, çocukların güzel bir şekilde hareket ettiğini, oyun oynadığını, dans ettiğini görmek isterseniz çocuk romatoloğu uzmanı olmalısınız bence. Harika. Tıp fakültesinin zor olduğunu herkes bilir. Hiç çok. Pişman oldunuz mu? Hiç, kesinlikle. Ben yine bu dünyaya gelseydim yine tıp okurdum. Harika. Kesinlikle. Peki tıp fakültesindeyken kaldığınız, başarısız olduğunuz bir sınav oldu mu? Yok, çok olmadı açıkçası. Benim çok güzel geçti yani fakülte. Peki en sevdiğiniz ders hangisiydi? Ben işte basic şeyleri, dersleri çok seviyordum. Yani histolojiyi çok seviyordum. Embriyoloji, patohistoloji severdim yani. Harika. Öğrenci olarak girdiğiniz ilk ameliyatı hatırlıyor musunuz? Çok iyi hatırlıyorum, bayılmıştım. Öyle çok mi? Çok heyecanlıydı. Ortopedist biz böyle bir arkadaşımla, bana da bu arkadaşım şu an Stanford'da psikiyatride çalışıyor. Öyle mi? Evet, en yakın arkadaşım. Biz bir ameliyat görelim diye bir boş zamanımızda bir ortopedi şey ameliyatına girdik. Ben çok iyi hatırlıyorum. Siz Bosna'dan Türkiye'ye gelmişsiniz. Fakat herhangi bir başka yurt dışı deneyiminiz oldu mu? Çok kısa. Kısa süreli oldu. Birkaç kez böyle kısa olarak gittim. Almanya'ya gittim işte. Başka bir sürü kongreye katıldım. Tabii. Amerika işte, Portekiz, İspanya, Hollanda. Bir sürü yere gittim ama kısa süreli. Uzun süreli kalmadım. Haydi. Gönüllü olarak katıldığınız çalışmalar var mı? Çok. Çok katıldım çalışmalar. Sağlıkla ilgili bir şey değiştirecek olsanız bu ne olurdu? Sağlıkla ilgili, şimdi ülkeden ülkeye değişiyor tabii ama benim isteğim, benim her zamanki rüyam, her insanın çok kolay bir şekilde istediği uzmana ulaşmalı bence. Kesinlikle. Mesleğinizin başından bugüne size en çok destek olan kişi kimdi? Genel olarak değil mi? Evet. Mesleğimle ilgili.
Annem, babam, ablam ve eşim. Harika. Çocuğunuzun doktor olmasını ister misiniz? Çok, çok isterim. Çok. Desteklerim. Harika. Gerçekleştirmek istediğiniz en büyük hayaliniz nedir? Pek de hayalim kalmadı gibi görünüyor açıkçası. Ben hayalimin çoğunu gerçekleştirdim diyebilirim. Yok, oraya bir şey aklıma gelmiyor şu an. Harika. Ve 73. sorumuzdayız. Evet. İyi ki hekim olmuşum dediğiniz bir anı hatırlıyor musunuz? Ben neredeyse her gün öyle bir şey hissediyorum. Bu sabah bile bir hastayla konuşurken çocuk çok iyi olduğunu söyleyince ve teşekkür edince ben onu yine düşündüm. Yani çok sık hissettiğim bir duygu bu. Çok şanslısınız. Teşekkür ederim. Katkılarınız ve katılımlarınız için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye bye.